En önemli şeydir. Çin'in kayıtlarının geçtiği Viso ve Goguryeo adlı kitaplara göre kafalarına Jeolpongeon denilen koni şeklinde iki kenarında kuş diye olan şapka takıyorlar diye geçen bir kayıt vardır. Goguryeo mezarlıklarındaki duvar resmi Şilla, Pekçe, Gaya mezarlarından çıkan eserlere bakılırsa kuş tüyüyle şapka süsleme yönteminin eski Kore Yarımadası'nda yaygın olarak uygulandığını çıkarabiliriz. O yüzden uzmanlar kuş tüyüyle süslenmiş şapkayı kullanan insanları Kore ile bir alakası olduğu konusunda hemfikirdirler. 그리고 중국의 현존하는 그림에서도 조우관수 인물을 찾아볼 수 있습니다. 그래서 고대 한반도에는 일종의 정형화된 이미지가 이 지역에 널리 알려져 있었던 것으로 보입니다. 지금 보시는 이미지들이 이에 해당하는데요. 남북조 시대 양나라 때 유세 그림을 모범으로 한 양원지 번개 입조도 그리고 전 영미권의 왕회도는 모두 중국에 온 그 타국의 사신들을 그린 그림에 해당이 됩니다. 그리고 각 인물 옆에 이렇게 글씨가 써 있어서 어느 나라에서 왔는지 정확하게 기록을 해주고 있습니다. 이 그림에서는 한반도의 사신을 찾아볼 수 있는데 그 중에서 고구려 사신을 보면 이렇게 그 조우관을 쓴 모습을 하고 있습니다. 더불어서 당나라 수도인 장안 부근에 위치한 장외태자 무덤에서 발견된 벽화에서도 조우관을 쓴 인물이 등장합니다. 바로 이 인물에 해당됩니다. 또한 중국 서북부 간수성에 위치한 도령 막고굴에는 그 유마경을 주제로 한 그림들이 발견이 되는데요. 7, 8세기에 해당하는 예에서 조우관이 쓴 인물을 여기에서처럼 찾아볼 수가 있습니다. 이 335굴의 유마경전의 경우에는 조우관이 쓴 인물이 아프라시아 벽화에서처럼 두 명의 쌍을 이룬 모습으로 등장하여 주목됩니다. 진대 하나 말하던 birkaç resim kitabı türünde bunlar resimlerde ve duvar resimlerinde kuş tüyü şapka takan insana rastlamak mümkün olup eski Kore Yarımadası hakkında kalıplaşmış imajın bu bölgede geniş bir şekilde yayıldığını görmek mümkündür. Kuzey Güney hanedanları Liang Hanedan zamanında yani 6. yüzyıl resmin temel olarak yapılan Yangji Kongdo, Yangon, Jebon, Kejjodo, Jon, Yongripon, Wanghedo resimlerinin tümü Çin'e gelen diğer ülke elçilerinin çizmiş olduğu resim olarak aynı geleneksel özelliği taşımaktadır. Bu resimlerde eski Kore Yarımadası insanlarını da görmek mümkündür. Ve bunların arasında Goguryeo elçileri tüylü şapka takmaktadır. Tang Hanedanı olan Jiangan yakınında yer alan Prens Zhanghuai'nin mezarında 8. yüzyıl başlarındaki duvar resminde de kuş tüylü şapka takan karakter vardır. Ayrıca Çin'in kuzeybatısında bulunan Kansu Kalesi'nde yer alan, Dunhang şehrinde bulunan, Mogao mağarasında bulunan, Yumagyeon adlı Budizmi anlatan kitap konulu 7. 8. yüzyılda çizilmiş bir resimde de tüylü şapka takan insana rastlamak mümkündür. 7. yüzyılın sonunda denk gelen Yumagyeon konulu 335 nolu mağarada bulunan resimdir. Afrasiyap duvar resmindeki gibi kuş tüylü şapka takan iki kişinin birlikte göründüğü şekilde yer aldığı dikkat çekmektedir. Joubanus'un inmuri Hanbandu'yu onlara çüşünka'ya deyizonun hakçacık adına tanın soru isimida. Çünkü izinkacı Goguryeo'şilla, Tomi'şilla, Pare'ye deyizonun çeşitlenka isimida. 그런데 여러 가지 정황을 고려할 때 7세기 중엽에 해당하는 아프라시아 벽화에 등장하는 그 인물은 고구려인일 것으로 생각이 됩니다. 7세기 중엽이라는 연대도 고구려의 멸망과 관련하여 문제가 될 수 있는데 그 기존 연구에서 고구려가 멸망한 658년 이후에 해당하는 자료에 등장하는 조우관이 쓴 인물에 대해서는 고구려의 가능성을 배제하기로 했습니다. 그러나 이런 예를 보면 꼭 그렇지 않다는 걸 볼 수 있는데요. 7세기 중엽으로 추정되는 중국 서한 출토의 은학과 같은 자료를 보면 그 뚜껑에 조우관이 쓴 인물이 표현되어 있습니다. 여기 좀 작긴 하지만 바로 이 부분에 이렇게 나온 것이 이제 새 깃털에 해당이 되고요. 거기 이제 그 조우관이 쓴 인물이라고 생각이 되고 또 바로 옆에는 고구려를 지나는 고려국이라는 명문이 나오고 있습니다. 이러한 자료는 고구려의 멸망 이후에도 조우관이 쓴 인물이 고대 한반도의 고구려를 상징하는 이미지로 활용되고 있었습니다.
보여줍니다. 쿠시 뉴시안 가득한 인상은 Kore Yarımadası'nda hangi hanedanlığa ait olduğu konusunda eldeki kaynaklara, araştırmacılar ve dönemine göre değişik teoriler var olup bu zamana kadar Goguryeo, Shilla, Birleşik Shilla, Bare olduğu iddia edilmiştir. Birkaç durum ele alındığında 7. yüzyıl ortalarına denk gelen Afrasiyap duvar resminde yer alan tüylü şapka takan karakterin Goguryeo hanedanlığından olduğu düşünmektedir. Ancak 7. yüzyılın ortaları denilen dönem Goguryeo hanedanlığının yıkıldığı dönemle alakalı olduğundan sorun teşkil etmektedir. Ve var olan araştırmalarda Goguryeo hanedanlığının yıkıldığı 668 yılı sonrasında denk gelen zamandaki kaynaklarda yer alan kuş tüylü şapka takan insanın Goguryeo hanedanlığından olması iddiaları yok sayılmıştır. Fakat 9. yüzyıl ortalarına ait olduğu tahmin edilen Çin'in Xi'an şehrinden çıkan gümüş kutunun kapağında tüylü şapka takan insan figürü çizilmiş olup yanında ise Goguryeo hanedanlığına ait olduğunu belirten Koryoguk yazdığını görmek mümkündür. Bu kaynak Goguryeo hanedanlığının yok olmasından sonra da kuş tüylü şapka takan insanın eski Kore Yarımadası ve Goguryeo isim gelen imaj olduğunu göstermektedir. Afrasya Kapı'ya tıncağın çoğuğa üstün imuru Goguryeo inanın suçlamanın çünkü aynı bulunduğunu konu Goguryeo'a dolgu olarak관계도 있습니다. 앞서 살펴본 바와 같이 아프라시아 벽화에서 가장 중요한 벽인 서벽의 그림에 돌고래 비중이 크며 이러한 맥락에서 볼 때 여기 표현된 고대 한국인은 한반도의 국가 중에서 돌고래와 민첩한 관계를 맺고 있던 나라일 가능성이 큽니다. 한반도의 삼국시대에 돌고래와 가장 민첩한 관련을 맺은 것은 고구려였습니다. 물론 돌고래와 고구려가 항상 우호적인 관계를 유지했던 것은 아닙니다. 돌고래와 고구려의 직접적인 만남을 전하는 두 기록이 이를 잘 보여줍니다. 하나는 삼국사기 고구려 본기에 나오는 내용인데요. 고구려 양원왕 7년 551년에 돌고래는 고구려의 신성과 백암성 이는 모두 현재 중국 리아오닝에 위치하고 있습니다. 이를 공격했습니다. 당시 돌고래 지배자는 통은가한으로 돌고래는 유연의 영향력에서 벗어나기 위해서 유언과 긴밀한 유대관계를 유지했던 고구려를 공격해 유언을 고립시키고자 했습니다. 비록 돌고래 공격은 실패했지만 이 사건으로 인해 고구려는 돌고래 북방의 새로운 강자로 등장했음을 뚜렷이 인식하게 되었습니다. 또 다른 기록은 수서 배구전에 전하는 것으로 이는 607년 개민가한이 고구려의 사실 만났다는 내용을 담고 있습니다. 개민가한은 돌고래 제국의 패권을 둘러싸고 도랑가한을 밀려 수나라의 스스로와 복종한 인물입니다. 그러나 수나라의 공조를 도모하기보다는 고구려 사신을 만나서 고구려 연합해서 중국 왕조에 대항하고자 하는 마음을 품고 있었습니다. 고구려 역시 사신을 보내 개민가한을 만나게 한 배경에는 중국에 대항하는 법을 고색하기 위한 의도가 있었을 것으로 보입니다. 아프라시아 두바레스 대항한 주류샵과 딱한 인상은 Goguryeo hanedanlığından olduğunu düşünmesinin önemli bir sebebi de Goguryeo ve Göktürklerin ilişkisidir. Daha önce bahsettiğimiz gibi Afrasiyap duvar resminin en önemli kısmı olan batı duvarındaki resimde Göktürklerin önemi büyüktür. Bu bağlamda bakarsak burada görünen Koreli'nin eski Kore Yarımadası ülkelerinden Göktürklerle yakın ilişkileri olan bir ülkeden olma ihtimali yüksektir. Eski Kore Yarımadası'nın 3 krallık döneminde Göktürklerle en yakın ilişkiler kuran ülke Yarımada'nın kuzeyinde yer alan Goguryeo'ydu. Tabii ki Göktürk ve Goguryeo her zaman yakın ilişki içinde olmamıştır. Ve bu Goguryeo ve Göktürklerin direkt temaslarını ileten iki kaynak tarafından gösterilmektedir. Bunların biri 3 krallık dönemi tarihi kitabı Goguryeo bölümü Ando Manjo başlığı altında anlatılana göre Kral Yangon tahta çıktıktan 7 sene sonra Göktürkler, Goguryeo'nun Çin ve Bekam Kalesi'ne saldırırlar. O zaman Göktürk'ün yönetimi Bumin Kağan'daydı. Göktürkler, cücenlerin etkisinin altından çıkma çabasıyla cücenlerle yakın ilişkileri olan Goguryeo'ya saldırarak cücenleri yalnız bırakmak istemiştir. Ancak Göktürklerin saldırısı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu olayla birlikte Goguryeo, Kuzey bölgesinde yeni bir güç olarak Göktürklerin ortaya çıktığını net bir şekilde anlamıştır. Diğer kaynak ise Sui Hanedan tarihi kitabının Pegujan bölümünde yer almaktadır.
607 yılında Yamiha'nın Koguryo elçisiyle buluşma konusunu iletmektedir. Yamiha, Göktürk İmparatorluğu içinde güç kavgasında Tulam Kağan'ı yenilip kendi isteğiyle Sui Hanedanı'nın emrinin altına gelmiş bir insandır. Fakat Sui Hanedanı'nın emrinin altına girmesinin asıl amacı Koguryo elçisiyle buluşmasına bakılırsa Koguryo ile işbirliği yaparak Çin'e karşı çıkmak olduğunu anlamaktadır. Koguryo da Yami Kağan ile elçisini buluşturmasının altında yatan amaç aynıdır ve yöntem arayışı içinde oldukları düşünülebilir. Aprasya Pekpa'yı giden yöntemizde bu hıkçaların Pekpa'yı boyunca durgu ve Koguryo'yu kalkıları burada çizgi söylemekte istedim. 일본 학자인 아나자와 와코는 아프라시아 벽화에 보이는 고대 한국인이 표현된 배경에 돌고과 고구려의 밀접한 관계가 있었다고 설명을 하면서 642년 고구려 정권을 장악한 영계소문이 당나라에 대항하기 위해 서돌골과 연합을 하려는 목적으로 사마리아 땅까지 사신을 보낸 것으로 추정했고 그렇기 때문에 이 벽화는 영계소문이 세상을 지 696년 이전에 제작된 것으로 설명했습니다. 한편 마르크스 고대의 경우 중앙에 등장하는 중국 사신과 고대 한반도의 사신이 떨어져서 배치된 것에 주목하면서 645년 당 태종과 고구려 전쟁으로 인해 양국의 관계가 악화되었고 태종이 사후인 649년 고구려는 중국의 압박에 대항하기 위해 돌골과 외교적인 결속을 맺기 위해서 사마르칸트 사신을 보냈다고 설명했습니다. 또한 그는 그를 우측 승부에 등장한 돌고왕을 친단 관계에 있던 사계방안으로 설명을 했습니다. 한국학자의 권영필은 서돌골과 고구려의 밀접한 관계가 벽화에 반영된 것을 보는 모두의 의견에 동조하는 한편 그림에 등장하는 돌고왕이 친단 성향의 사계방안이 아니라 중국의 영향에서 벗어나 있던 하로가안이라고 주장했습니다. 아프라시아 두발레 스네라 하끈느낌 메우시다 mevcut araştırmalarda bazı akademisyenlerin duvar resimlerini baz alarak Göktürkler ve Koguryolular arasındaki ilişkiyi detaylı olarak açıkladıkları da görülmektedir. Japon akademisyen Anza Wako, Koguryo'nun çökmesinden sonra halkın Doğu Göktürklere girmesi, Soğut Kralı'nın Batı Göktürklü bir kadınla evlenmesi gibi olayları vurgulayaraktan Afrasiyat duvar resimlerinde eski Korelilere yer verilmesinin arka planında Koguryo ve Göktürklerin derin ilişkilerde bulunmasının yer aldığını anlatmaktadır. Daha da ileriden 642 yılında Koguryo'da yönetimi ele geçiren Yon Kasonmu'nun Han Hanedanlığına karşı koymak üzere Batı Göktürklerle ittifak kurmak için Semerkant'a elçisini gönderdiğini iddia etmektedir. Bu olayın gerçekleşme tarihi olarak Yon Kasonmu'nun vefat ettiği 666 yıl öncesi olduğunu belirtmektedir. Bir diğer taraftan Marcus Mott orta tarafta yer alan Çinli elçilerle eski Kore Yarımadası'nı temsil eden elçilerin ayrı durduğuna dikkat çekerekten 645 yılında Goguryeo-Tang savaşlarından dolayı iki ülke ilişkilerinin daha da kötüleştiğini ve Taizong'un vefatı sonrasında 649 yılında Goguryeo Çin basınlarına karşı koymak amacıyla Göktürklerle ilişkiler geliştirmeye çalışması ve bu bağlamda da Semerkant'a elçisini göndermiş olduğunu iddia etti. Ayrıca resim sağ tarafında yer alan Göktürk hükümdarının Şiko'ya kağan olduğu söylenmektedir. Koreli akademisyen Yong Pilkon, temel anlamda Batı Göktürkler ve Koguryo arasındaki derin ilişkilerin duvar resimlerine yansıtıldığı konusunda Marcus Mott'un görüşlerine katılmasına rağmen resimde yer alan Göktürk hükümdarının Şiko'ya kağan olmadığını, o kişinin Çin etkisinden kurtulmuş olan İşbara kağan olduğunu öne sürmektedir. 그런데 돌고가 고구려의 정치 속에 행보를 그림과 관련시켜서 이를 설명하는 주장에는 두 가지 확인되지 않은 존재가 깔려있습니다. 하나는 그림의 상부에 돌고랑이 배치되어 있다는 점이며 다른 하나는 아프라시아 벽화가 역사적 사건을 충실히 반영하고 있다는 것입니다. 우선 첫 번째 사항을 검토하면 현존하는 자료에서 확실한 점은 벽화가 소고대 중심지인 사마르칸트 유적에서 발견되었다는 것 그리고 명문에 소고대 왕이 바로만이 언급되어 있다는 것입니다. 물론 마르쿠스 고대의 보건도와 같이 그림 윗부분에 소고대 왕과 돌고랑이 둘 다 표현되었을 가능성이 있지만
벽화가 발견된 곳이 소포트의 핵심 유적이고 명문에 언급된 인물이 소포트 왕이었다는 점을 구별할 때 프란스 그린의 복원도, 현재 보시는 이 복원도가 더 설득력이 있습니다. 그림의 구성을 고려할 때에도 중앙 하단에서 위쪽으로 나아가는 인물이 비단을 받치고자 하는 존재가 신으로 보기는 어려우며 그 지점에 배치된 게 적당한 인물은 바로만 왕이었을 것입니다. 그리고 이러한 설명에서 벽화에 등장하는 많은 돌고리는 어떻게 설명해야 되는가가 문제가 됩니다. 역사적으로 돌고리가 소구되어 있는 물적은 발열을 지적한 것으로 알려져 있습니다. 나아가서 이 특정 경우 관련해서는 그 우나시라는 바르우만의 성이 투르크계라는 설명이 주목됩니다. 바르우만 왕이 돌고리 무사와 관리를 어떻게 활용했는지 그들과의 관계가 어땠는지에 대해서는 앞으로 좀 더 면밀한 연구가 필요하겠지만 그가 투르크계라는 점은 그림에서 보는 것처럼 그가 돌고리 집단과 밀접한 관계를 유지할 수 있었던 상황을 이해하는 데 도움을 줍니다. Fakat Göktürk'ler ve Goguryalılar arasında siyasi gelişmeleri resim ile ilişkilendirerek görüş sunarken iki nokta belirsizliğini korumaktadır. Birinci nokta resmin üst tarafında Göktürk hükümdarının yer alması ve diğer nokta ise Afrasiyab duvar resimlerinin tarihi olayları tam olarak yansıttığına dair noktadır. Öncelikle birinci maddeye göz atacak olursak elimizdeki belgelerden emin olabileceğimiz gibi bu freskin Sogdiana'nın merkezi olan Semerkant'ın kalıntılar arasında bulunmuş olması ve kayıtlarında Soğut hükümdar Varman'dan bahsedilmiş olmasıdır. Tabii ki Marcus Moll'un yenileme çalışmasında olduğu gibi resmin üst tarafında Göktürk ve Soğut hükümdarlarının ikisi ifade edilmiş olma ihtimali bulunmasına rağmen freslerin bulunduğu yerin Sogdiana'nın merkezi olduğu ve kayıtlarında da yer verilen ismin Soğut hükümdar olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda Franz Gernet'in yenileme çalışması daha ikna edici gelmektedir. Resmin yapısı incelendiğinde orta alt kısımdan üst kısmına çıkan kişinin İpek hediyeyi sunduğu kişinin tanrı olarak görülmesi zordur. O noktada yer alması en münasip karakter hükümdar Varman'dır. Fakat bu anlatımda resimde yer alan birçok Göktürk'ün neden yer aldığını açıklamak sorun olmaktadır. Tarihi olarak Göktürkler ve Soğutların derin sıkı ilişkilere sahip olduğu bilinmektedir. İddiaları daha derine götürecek olursak, Varman'ın soyadı olan Nasu, Türk kökenli olduğuna dair iddialarda dikkat çekicidir. Hükümler Varman'ın Göktürk savaşlarının yönetimini nasıl yaptığı ve onlarla ilişkilerini neler yaptığına dair daha detaylı çalışmaların gelecekte yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Burada onun Türk kökenli olmasının resimde göründüğü üzere onun Göktürk heyetiyle sıkı ilişkileri koruyabildiğine dair olan durumu anlamaya yardımcı olmaktadır. Çangomya Dere Çubancı Zemde'nin Goguryeo Dolgol, Çubukkan'ın kutçacakın çangçıcak çoğmanlıkla sakonu Bökhoa'ya kıdero banyongeo ettiğinin gosibida. Yine Afrasya Bökhoa'ya hence 우리가 어떤 그 행사나 사건이 있을 때 그 장면을 사진으로 찍듯이 그림을 남긴 것이라고 보는 것입니다. 그런데 이러한 관점에서 그림을 볼 때 몇 가지 의문이 듭니다. 고구려 사신이 사마르칸트에 파견되었다면 사신들처럼 왜 현물을 들고 있지 않은지 그리고 이렇게 여러 나라의 사신들이 소구드 왕을 아련하기 위해 한달 한시 모인 행사가 실제로 있었는지에 대한 것입니다. 특히 고구려 사신이 중국에 대항하기 위해 연합세를 구축하기 위해 소쿠트의 사마르칸트에 왔다면 중국 사신과 적대적이거나 불편한 관계였을 것인데 이들이 바르우만을 만나기 위해 중국 사신들과 같은 날에 나타날 수 있는지 의문입니다. 이런 몇 가지만 보더라도 서벽의 벽화는 특정 행사나 사건의 장면을 그대로 그린 것이 아닐 가능성이 큽니다. 또 한 가지 염두에 두어야 하는 점은 이 벽화가 현재 우리가 찍는 사진과 같은 것이 아니라 하나의 재현물일 성격을 지닌다는 것입니다. 물론 그림을 그릴 때 현실에서 얻은 여러 가지 정보, 경험, 상황이 활용되긴 하지만 그림이라는 것은 현실의 여러 요소를 조합해서 새로운 장면을 구성할 수 있게 해줍니다. 이 belirsizlik ise Goguryeo, Göktürk ve Çin arasındaki siyasi münasebetlerin olduğu gibi resme yansıtılma dair şüphelerdir. Afrasiyab duvar resimleri günümüzde bizlerin özel durum ya da olayları fotoğrafladığımız gibi çizilerek resim olarak aktarıldığı düşünülmektedir. Fakat bu açıdan bakıldığında birkaç soru akla takılmaktadır. Goguryeo tarafından Semerkant'ta elçi gönderildiyse eğer, neden başka elçiler gibi hediye tutmadığı ve böyle birkaç ülkenin elçileri Soğut hükümdarının huzuruna çıkmak üzere belli bir gün ve belli bir saate toplanılmasını öngören bir olayın gerçekte de tertip edilip edilmediği
yer konusudur. Özellikle Goguryas'ın Çin'e karşı koyma amacıyla ittifak kurmak için Semerkant'a gelmişse eğer, Çin elçisiyle düşmanca veya çok da rahat olmayan bir durumun ortaya çıkması olasıyken, bunların Varman ile görüşmek adına aynı gündemi ziyaret gerçekleştirdiği konusu soru işareti oluşturmaktadır. Sadece böyle birkaç noktanın ele alınması durumunda bile Batı duvarında yer alan duvar resimlerinin özel bir olay ya da etkinliğin olduğu gibi çizilmiş olmanın dair ihtimal yüksektir. Bu duvar resimlerinin günümüzde kullandığımız tarzda fotoğraflar olmadığı, sadece bir çeşit temsili resimler olduğu ayrıca göz önünde bulundurmamız gereken bir noktadır. Tabii ki resimlerin çiziminde gerçek hayattan bilgiler, tecrübeler ve durumlar kullanılır. Fakat resim denilen şey ayrıca gerçek hayatın bazı unsurlarını birleştirerek yeni bir yapıya kavuşturulabilir. Gerçek hayattan bazı unsurları birleştirip temsili resimleri oluşturma işlemi özel bir sebebe dayandırılarak sürdürülüyor. Batı duvarındaki resmi konusunu tekrar özetleyecek olursak, Soğut hükümdarı ana karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Çevresi ise bölgede üstün güce sahip olan Göktürkler tarafından sarılmış olup, birkaç ülkenin temsilcisiyle ise ellerinde hediye ile sıraya gelmiş Soğut hükümdarı ile görüşmeyi beklemektedir. Bu resmin içeriğinden resmin amacının Soğut hükümdarının dış ilişkilerdeki etkinliğini propaganda haline getirmek olduğunu gayet kolay bir şekilde saptayabiliriz. Resmin yapımındaki tema, Soğut hükümdarının siyasi otoritesi ve etkinliğini etkili bir şekilde duyurmak adına bildikleri bütün kişilere olabildiğince fazla resme dahil etmeye çalışmışlardır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Goguryeo ailesi uzaklardaki Kore Yarımadası'nı temsil eden kişi olarak ortaya çıktığı düşünmektedir. Soğut halkın sıkı ilişkilere sahip olduğu Göktürkler sayesinde güçlü görünüm sergileyen Goguryeo hakkında bilgiye sahipti ve resimde nasıl ifade edeceklerini de biliyorlardı. Afrasiyap duvar resimlerinde iki kuş tüyü şarka takan Goguryeo figürü resmedilmiştir. Resimde yer alan Goguryeo figürü Çin resimlerinde de benzer şekilde ortaya çıkmakta ve Soğut halkında Çinlilerin Goguryeo'yla ifade ettikleri şekilde alışkın olduklarını göstermektedir. Fakat tipik Goguryeo figürünü de direkt alabilmişlerdi. Çin sanat belgelerinde geçen Goguryeo insanı ile benzer şekli koruyabilmişlerdi. Fakat resmedilen Goguryeo figüründe başka her şeyde taşıdığı gibi bir hediye bulunmamaktaydı. Bunun sebebi Çin'in sahip olduğu özel ürünün ipek olduğunu direkt temasları sayesinde Soğut halkı çok iyi biliyordu. Fakat Goguryeo'nun sahip olduğu özel ürünün ne olduğu, ne tür şeyleri hediye olarak sunduklarını bilmediklerinden dolayı resmi bu şekilde çizdiklerini düşünmekteyim. 네, 제 발표 여기까지 하겠습니다. 오랜 시간 동안 방청해 주셔서 감사합니다. 수능은 불러 미치죠. 우선 돈을 진짜 çok teşekkür ederim.
Ramazan Bey'e geçmeden önce bir soru varsa alayım. Evet, istişimler. Sizin nasıl aynı istişimler? Orada bir şey. Ramazan Hocam, söz sizden. Evet. Teşekkür